Büyük acılara, dramlara sahne oldu. 1,5 milyonun üzerinde Çerkez, Çarlık Rusyası döneminde topraklarından sürgün edildi. Yüz binlerce Çerkez bu trajedide hayatını kaybetti. O döneme dair yaşananları köşe yazısında kaleme alan Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Burhan, TRT Avaz'a değerlendirmelerde bulundu. Sen bizim taşın var. 153 yıl geçti. Çerkez ve Abhaz sürgünü üzerinden. 21 Mayıs 1864 tarihinde 1,5 milyon Çerkez kardeşimiz Rusya tarafından, o zamanki Çarlık Rusyası tarafından sürgüne tabi tutuldu. Tabii çok büyük acılar, dramlar yaşandı. Bugün Çerkez kardeşlerimiz yurdun dört bir yanında Türkiye'de ikamet ediyorlar. Bu millet büyük bir millet. Bütün mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkan bir millet. Bugün Çerkez kardeşlerimiz de Türkiye'nin asli unsurları olarak ülkemize hizmet etmektedirler. Tabii onlar açısından çok büyük bir acı ve travma yaşandı ama Çerkesler gibi değerli bir toplumu Türk halkı kazanmıştır. Bu acı olayın bu yönüyle teselli edici yönü bu noktadır. O dönemde yaşanan trajedi unutulacak gibi değildi. Ruslar özellikle Müslüman toplumları, başta Çerkesler olmak üzere, Ahıska Türkler olmak üzere sürgüne tabi tuttular. Bugün hemen her noktada Türkiye'yi eleştiren Batılılar çok büyük bir toplumu, Müslüman toplumu Orta Asya'dan sürdüler. Bir Gürcü tarihçi diyor ki, Karadeniz bölgesindeki kadınların saçları, erkeklerin sakalları kuşlara yuva oldu. O dönem oradaki kuşlar ölen Çerkes kardeşlerimizin işte kadınların saçlarıyla, erkeklerin sakallarıyla yuva yaptılar deniliyor. Bu kadar büyük bir dram, büyük bir trajedi. Karadeniz bölgesinde diyor bu tarihçi, insan kafaları sahile vurmuştu. O nedenle çok büyük bir tabii acı yaşandı. İnsanlar topraklarından sürgün edildi. Bir kısmı gemilere, bir kısmı trene bindirilerek topraklarından ayrıldı. Yine bir Rus generalin zabıtlarında diyor ki, Trabzon'da 45 bin Çerkez vefat etti. Açlık, sürgün, hastalıktan. Karadeniz bölgesinde hakikaten çok ciddi manada ölümler, acılar oldu. Çünkü insanlar geldiklerinde yurtları yoktu, yuvaları yoktu, imkanları yoktu. Türk halkımız, Karadeniz halkı sahip çıktı ama hastalık, yokluk, her türlü sıkıntı baş gösterdi. Büyük bir zulüm oldu. Tarihin kara lekesi Çerkez sürgününün uluslararası kamuoyunda duyurulması oldukça önemli. Tarihçi Kemal Karpat diyor ki 2 milyona yakın, onun ifadelerine göre de 2 milyona yakın Çerkez kardeşimiz sürgüne tabi tutuldu. Ve diyor 500 bin kişi hayatını kaybetti. Bunlar tabii dile kolay rakamlar. Evlerini kaybettiler, yuvalarını kaybettiler. Büyük trajediler yaşandı. O yüzden 21 Mayıs tarihi Büyük Çerkez sürgünü olarak tarihe geçiyor. Ben de bugün Akit Gazetesi'nde buna değindim. Bütün bu sürgünde vefat eden Çerkez kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Uluslararası toplumun da bu gerçeği görmesini, Rusların en azından bir özür dilemesini Çerkes halkından
bekliyorum ve 21 Mayıs yasını Türk halkı olarak tutacağımızı ifade ediyorum.